Ben engelli demek istemiyorum. Ama ne yazık ki ülkemizde ismini böyle koymuşlar, böyle anılıyor. O yüzden kendilerinden özür diliyorum, af diliyorum bu tabiri kullandığım için. İslam engelli görmez çünkü. Kur'an sünnet algısında bir kimseyi engelli görmek yoktur, velev ki o kimse engelli olsa dahi, öyle görülse dahi. Bu o insanların görüşündedir, görüşündeki eksikliktir, bakışındaki eksikliktir. Sufiler bu noktada daha da düşünürler, daha da ileri bir noktada dururlar. Sufiler ayna metaforunca engelli görenin gerçekte kendisinin engelli olduğunu idrak ederler. Bu noktada sufi için hani etrafındakini, karşısındakini hak görmek vardır. Hak görmek için karşındaki kimseyi eksik ve noksan göremezsin, maddi manevi. Eksik ve noksan gören kimse gerçekte kendisi eksik ve noksandır. O yüzden hani Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir çırak vardır. Çırağa ustası der ki, evladım git oradan o şişeyi bana al getir. Usta gider, çırak gider, gelir ustasına der ki, hangi şişeyi? O da der ki, evladım orada bir tane şişe var. Gelir usta der ki, efendim orada iki tane şişe var. Bakar ki usta çırağa bir şey anlatamayacak, bir şey öğretemeyecek söz ile, evladım der, o zaman iki görüyor ya, onun bir tanesini kır da gel, kır öbürkünü al getir der. Çırak gider, kırar şişenin birisini, bir bakar ki orta yerde hiçbir şey kalmadı. Gelir usta der, kırdım birisini ama hiçbir şey kalmadı der. İşte Hazreti Mevlana şaşı görmeyi, yani eksik görmeyi, biri iki görmeyi burada bize bir hikayeyle anlatır. Maneviyatta karşındaki kimseyi eksik görüyorsan, bu eksikliği kendinden bil derler. Bu maddi manevi böyledir. Bir kimseyi eksik görüyorsanız, gerçek manada eksik olan sizsinizdir. Karşıdaki değildir. O yüzden sufiler, bu tekrar kelimeyi kullanmak istemiyorum ama, engelli görünenleri kendilerinin bir eksikliği olarak görür, engelli göreni. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de asla mesela görmeyene bu noktada zahir olarak kör lafzını kullanmamış. Asla ayağı aksak bir kimseye topal lafzını kullanmamış. Kolu olmayan, kolu aksak olan bir kimseye çolak dememiş. Onları eksiklikleriyle ithaf etmemiş, isimlendirmemiş. Sünnet-i Resulullah'ta bu yok. Öyle olunca sufiler de asla ve asla bir kimseyi böyle görmezler. Hatta daha ileri söyleyeyim. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bu alemi hayal alemi olarak görür. Arabi de bu alemi gölge olarak görür. Hazreti Mevlana yine Mesnevisinde bir hikayede der ki, siz gece rüyanızda kolunuzun koptuğunu görseniz çok üzülürsünüz, çok ağlarsınız. Ama uyandığınızda bakarsınız ki kolunuz yerinde, bir sevinç kaplar sizi uyandığınızda. İşte önemli olan bu gölge alemde, bu hayal aleminde hiçbir şeyin aslı astarı normal değildir. Gördüğünüz gibi değildir. Bu alemden uyandığınızda bakarsınız ki eksik gördüğünüz tammış, tam gördüğünüz eksikmiş. Bu manada
bizim eksik gördüklerimiz aslında tam. Bizim eksik gördüklerimiz aslında tam. Eksiklik bizden, Allah muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Evet kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, bugün biz kendimizce malum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kutlu doğum haftası etkinlikleri var. Bu etkinlikleri Diyanet İşleri Başkanlığı ilk defa başlattı Nisan ayında. Nisan ayı çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin miladi olarak, hicri olarak değil, ana rahmine düştüğü günler olarak hesaplanıyor tarihçiler tarafından. Ama işte doğru ama eksik. Biz bu noktada Nisan ayında kutlu doğum haftası etkinliği içerisinde her yıl bir konu seçiyoruz kendimize. Bu sene de konu Hatemül Enbiya, yani son peygamber olarak isimlendirdik. Bu konuyu seçmemizdeki maksat, gaye, hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kıyamete yakın 30 tane yalancı peygamber çıkmadıkça kıyamet kopmaz der. 30 tane yalancı peygamber çıkacağını, bu yalancı peygamberlerin peygamberlik iddiasında bulunacağını ve bu peygamberlik iddiasında bulunmadıkça kıyametin kopmayacağını söyler. Bunun gibi değişik hadis-i şerifler, değişik kaynaklarda rivayet edilmiş. Ana tema olarak bu. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sağlığında iki tane çıkmış. Birisi Yemen'de, birisi malum Müseylemetül Kezzab ve Müseylemetül Kezzab ve Yemen'deki o kimse sonuçta Müslümanlar tarafından gerekli dersi verilmiş bir şekilde. Şimdi yıllar yılları eklemiş, zaman içerisinde değişik kimseler hep peygamberliklerini ilan etmişler. Ve bu son döneme geldiğimizde biz çünkü kendi dönemimizden de sorumluyuz. Bu dönemde de kendisini peygamber görenler, kendisini peygamberlik iddiasıyla, elçilik iddiasıyla ortaya atanlar, hatta gün geçmiyor ki kendisini Mehdi görenler, gün geçmiyorsa ki kendisini Nebi görenler, Resul görenler, gün geçmiyor ki işte kendisine de böyle bir vahiy geldiğini ve kendisine de ilahi bir kitap indirildiğini söyleyenler, bu ilahi kitaplarını, kendilerine indirilen güya bu kitapları internette yayınlayanlar, hatta bunun daha bu İslam dünyasında olan, İslam dünyasının dışında da ama Amerika'da, ama Hindistan'da, ama Batı ülkelerinde kendilerini peygamber görüp kendilerini bu peygamberliği noktasında kendileri inandığı gibi etraflarını da inandırıp toplu ölümlerin, toplu vahşetin, toplu sapıkların yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle olunca ve bunlar da böyle sıkça gündeme gelince ve bunlar gündeme gelirken de insanların ama dini bilgilerinin yetersizliği ama öyle inanmak istemelerinden dolayı bunlar da etraflarında ne yazık ki bunlara inanan kimseler toplanıyor. Ve bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Ve hayretle bunlara bakıyoruz. Anlattıkça da bir şey ifade etmiyor. Saplantı halinde inanmışlar. Saplantı halinde. Ne kadar biz Kur'an sünnet dairesinde delilleriyle bunlara sunsak yine de bunlarda saplantı bir şekilde devam ediyor. Ayet-i kerimeleri zorlayıp kendilerince işte peygamberlik son buldu ama elçiler gönderilecek. Elçilik var. Veyahut da işte onlar kitap indirilen bir peygamber değil. Ama diyorum internette böyle bir indirildiğine dair anlatan kitap var. Ya siz o kitabı biz bilmiyoruz. Siz nereden biliyorsunuz? Ya aç diyorum, internette var. Yaz istersen, direkt internetten çıkacak. Ve de kendi sayfasında o kimsenin. Ve bu kimse de işin en enteresan noktası psikolojik tedavi görmüş. Eli raporlu. Zaten ne geliyorsa başımıza elinde rapor olanlardan geliyor. Alıyorlar ellerine bir tane rapor. Nasıl olsa cezai ehliyetleri yok. İstediklerini konuşuyorlar. Yani bugün peygamber olsa yarın Allah olacaklar, haşa. Hani meşhur bir Melami kıssası var. Melamiler bunu anlatırlar. Bana da anlatmışlardı.
Dervişin birisi koşa koşa gelmiş şeyhine. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri demiş. Buyur evladım demiş. Duydunuz mu demiş. Filanca zat peygamberliğini ilan etmedi demiş. İlan etti demiş. O kimsenin üstadı da öyle bir durmuş, bir rabıta etmiş. Demiş ki biz azimüşşan böyle bir peygamber tayin etmedik. O nereden peygamber oldu demiş. Bu ona benziyor artık. İş çığırından çıktı. Yani iş öylesine çığırından çıktı ki böyle akıllı uslu, makul dairede, Kur'an ve sünnet dairesinde düşünebileceğine inandığımız kimseler dahi acaba noktasına gelmiş. Çünkü bunları söyleyenler hadis-i şerifleri reddediyorlar. Bunları söyleyenler hadisleri inkar ediyorlar. Bunları söyleyenler bize sadece Kur'an yeter deyip sadece Kur'an odaklı konuştuklarını düşünüyorlar. Ve Kur'an odaklı düşündüklerini, konuştuklarını söyleyenlere Kur'an-ı Kerim'den Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin, Allah ve Resulüne itaat edin, o Resulullah size ne getirdiyse doğruyu getirdi gibi ayetleri sıraladığımızda ya biz peygamberin peygamberliğini kabul ediyoruz, peygamberin peygamberliğini kabul ettiysek ona itaat etmiş sayılırız gibi fikirlerle ortaya çıkıyorlar. O yüzden bu meseleyi derleyip toparlamak gerekirse biz dedik ki hasbelkader ne kadar cılız sesimiz olsa da biz bu cılızlığımızda karınca misali biz son nebi olduğunu, son peygamber olduğunu, son resul olduğunu, ondan sonra bir peygamberin gelmeyeceğini, bu mümkün olmadığına dair ayet ve hadislerden böyle bir arkadaşlarla sohbet edelim dedik. Bu seninki konumuz, ana temamız bu. Tabii Diyanet'in zaman zaman eleştirmemle beraber bu noktada, yani Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri noktasında da Diyanet'i de bu noktada tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten Türkiye çapında bütün insanlar bu noktada Kutlu Doğum'u bir şekilde kutlayıp bir şekilde anıp bir şekilde gündeme geliyor. İnşallah bu bidatların içerisinde süre gelen bir şey olmaz. Ashab ayet 40. Muhammed içinizdeki adamlardan hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi çok iyi bilir. Bu ayet-i kerime direkt, net. Bize Kur'an yeter diyenlere de cevap. Bütün herkese cevap. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra, sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber gelmeyecek, bir nebi gelmeyecek, bir resul gelmeyecek, bir elçi gelmeyecek. Adına ne derseniz deyin. Peygamberlerin evveli Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin ahiri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz buyurur ki Adem henüz su ve toprak arasındayken, yani çamur halindeyken ben peygamber idim. Başka bir hadis-i şerifte henüz daha hiçbir şey yaratılmazdan önce ben peygamber idim. Varlığın başlangıcı. Ve hadis-i kutsi'de de Cenab-ı Hak bir şey yaratır tanınmak için. Ve o yarattığı şey Allah'ı zikreder, tesbih eder, tenzih eder, teşbih eder. Bu Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ben yaratılmışların evveliyim derken Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan ve nurundan yarattığı ilk varlık olarak atfedilir. Ve bütün Kur'an ve sünnet yorumcuları, din uleması yaratılan ilk varlığın Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti olduğu ve ondan bütün her şeyin yaratıldığını söyler. Ve bu noktada da peygamberlik mesleğinin sonuncusu, peygamberlerin sonuncusu yine Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecektir. Hatta bu ayet-i kerime indirildikten sonra Hazreti Abbas der ki ya Resulallah, ey Muhammed, bu ümmetin hali nicedir, ne yaparlar? Ardından ayet-i kerime iner tekrar.
Yeryüzünün direkleri vardır. İşte o yeryüzünün direkleri, yeryüzünü nasıl sağlam tutarsa manevi direkler vardır. Bunlar da peygamberlerin varisleridir manasında ayet ve hadisler inzal olur. Şimdi bir kimsenin peygamber varisi olması farklı bir şeydir. Peygamber olması farklı bir şeydir. O yüzden bir kimse ne kadar büyük veli olursa olsun, ne kadar büyük alim olursa olsun, asla ve asla bir peygamber olması, bir nebi, bir resul olması mümkün değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada nübüvvet ve risalet sona erdi. Benden sonra ne nebir ne de resul yoktur der Tirmizi hadisinde. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra bir peygamber yoktur, bir nebi yoktur. Nebiler benimle son buldu. Müslim hadisidir. Tabi bunları iddia edenler bu hadis-i şerifleri ne yazık ki reddediyorlar. Çünkü hadislerin tamamını reddediyorlar. Türkiye'de, İslam dünyasında ve bilhassa Türkiye'de yeni bir rüzgar kopuyor 5-10 yıldan beri. Bu rüzgar hadis-i şerifleri reddetmek, sünnet-i Resulullah'ı reddetmenin üzerine kurulu. Yani bunda o kadar çok ileri gidiyorlar ki artık çığırdan çıktılar. Artık durdurulamaz noktaya geldiler sanki. Önüne gelen hadisleri reddediyor. Son nokta Mehmet Çelik profesör çıktı televizyona TRT1'e. Buhari Müslim hadislerini attı kenara. Hayretle izliyorum. Böyle bir şey nasıl yaptı, nasıl söyleyebildi diye. Ve buradan da geri dönmedi. Son noktada toparlamaya çalıştı ama toplanmadı. Bu bizim içimize yerleştirilmeye çalışılıyor. Dinimizi ifsad etmek isteyenler, içeriden ve dışarıdan dinimizin olmazsa olmaz kaynaklarıyla oynuyorlar. Şimdi yeni söylentiler var. Kur'an-ı Kerim'e bütün ayet-i kerimeler alınmadı. Kur'an-ı Kerim eksik. Veyahut da bazıları içinden çıkarıldı. Bazıları içinden değiştirildi gibi. Bunun önü alınmıyor artık. Ne yazık ki böyle popülist olmak isteyenler popülistçe bu tip düşüncelerini, bu tip fikirlerini insanların içerisinde yayıp herhalde meşhur olmaya çalışıyorlar. Övünmüyorum, ben nebilerin efendisi, sonuncusu ve şefaat edicilerinin de ilkiyim. Yine peygamberim diyen yalancılar çıkar, benden sonra peygamber gelmez. Davaları bir olan iki büyük ordu çarpışmadıkça ve kendilerine ben Resulüm, peygamberim, elçiyim diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İmam Ahmet. Resulüm diyen yalancılar çıkacaktır, benden sonra Resul yoktur. Nesai, İmam Ahmet, Taberani. Deccal gelmeden 30 kadar veya daha fazla kendilerine Resul, elçi diyen yalancılar çıkar. Bunlar sizde olmayan adetler, bidatlar çıkarır ve dininizi değiştirirler. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun. Taberani. Kıyametten önce Resulüm diyen yalancılar çıkar, onlardan sakının. Müslüm, Taberani. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadislerinde de kendisinden sonra bir peygamber gelmeyeceğini beyan etmiş. Bu ayet-i kerimenin ışığında. Ve hiçbir ayet yoktur ki Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin geleceği söylenmiş olsun. Bakın İsevilerin kendilerince inandıkları ilk o kitaplarında Muhammed Mustafa'nın geleceğine dair beyan vardır. Musevilerin kitaplarında Muhammed Mustafa'nın geleceğine dair beyanlar vardır. Her ne kadar bunlar kendilerince sonradan değiştirilip tahrif olmuş olsa dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanına gelinceye kadar bunlar tahrif olmamış şekilde duruyordu. Ve bunların sahabenin içerisinde bu kitapları okuyan sahabeler vardı. Onlar daha önce Hristiyan olup Müslüman olan, işte Musevi olup sonradan Müslüman olan sahabeler vardı. Ve bunlar da bunları naklediyordu. Şimdi tabi mevcut olan kitapların içerisinde ya hem İseviler hem Museviler olarak bu ibareler kaldırıldı. Ama son bu meşhur
bir İncil olarak kabul edilmeyen İznik'te neydi İncil'in adı? Barnaba İncil'i. Tabi onun üzerinde de hikayeler çok fazla ya. Yani Barnaba İncil'ini rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yazıcıoğlu'na getirildi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bunun kopyaladığı, kopyasının yanında durduğu, işte bu kopyası yanındayken helikopterinin düşürüldüğü, bir kopyasının genelkurmayda olduğu, genelkurmayda olduğundan dolayı işte genelkurmayın da bu noktada o kozmik odaya operasyonlar yapıldığı, orada olduğu sanılıp, bunlar şimdi böyle şehir efsaneleri veyahut da komplo teorileri. Elimizde bir yazılı delil yok. O yüzden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bu noktada bu yüzden şehit edildi ve son papanın açıklamalarının bu sebepten olduğu, Türkiye'yi siyaseten bir yere kıstırıp, sıkıştırıp bu Barnaba İncil'ini almak için canhıraş mücadele ettiklerine dair bu komple teorisi. Olur olmaz, inanılır inanılmaz. Bunlar farklı tartışma konusu. Böyle oldu ve Barnaba İncil'inde işin en enteresan noktası bu. Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tarif edildiği, geleceği söylendiği Barnaba İncil'inde bütün Hristiyanlara bu noktada Muhammed-i Mustafa geldiğinde onlara tabi olunması gerektiğine dair İncil'den ayetler olduğu söyleniyor. Görmedik, bilmiyoruz. Bu noktada da o yüzden zaten bunlar var olduğundan İznik Konsülü'nde Barnaba İncil'inin kabul edilmediği ve Barnaba İncil'ini kabul edenlerin aforoz edildiği, görüldükleri yerde öldürülmesi gerektiğine dair fetvayı biliyorum. Tarih olarak fetvalar verildi ve Barnaba İncil'ine inanan, bu noktada o inananlar kendilerini hayatları boyunca hep sakladıkları, gizledikleri, hala daha Barnaba İncil'inin yazılısının var olduğunu ve insanların saklı gizli ona ibadet ettiği ve bu ibadet edenlerin Türkiye'de bulundukları ve bunların da normalde kendilerini sakladığı, bunlar hep diyeceksiniz ki ya komple teorisi dinlemeye mi geldik? Bunu da diyebilirsiniz. Bunların da olduğu söyleniyor. Bu meseleyi kapatayım parantezi. Bu noktada ama diğer İncil'lerde bunlar tahrif edilmiş, yazılmamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geldikten sonra hiçbir ibare yok Kur'an'da. Yeniden bir Resul, yeniden bir Nebi, yeniden bir peygamber geleceğiyle alakalı. Ve her yerde Allah ve Resulüne itaat edin. Kıyametin yaklaştığını, işte son ümmet olduğunu, sizi uyarıcı bir ümmet olduğuna dair ayetler var. Tabi bunların ışığı içerisinde bu sefer de insanların gidecek bir yerleri yok. Ama ne yazık ki sapıklar sapıklıklarına devam ediyorlar. Bu konuyla alakalı bir sorunuz olursa yine cevaplandırırım. Geçen ay geldiğimden kalan sorulara devam edeceğimi beyan etmiştim. Kalan sorulara devam edeyim, sahipleri burada mı değil mi bilmiyorum. İslam hukukunda miras paylaşımında kadınların payı neden erkeklere göre daha az? Evet, İslam hukukunda kadınların payı daha az. Doğru. Ama bunu bir bütüncüllük içerisinde düşünürseniz, sizin evlendiğiniz eşiniz de payı az olacak. Sizden evlenen giden kız da payı az olacak. Böylece denge oluşmuş oluyor. Ama bizim ülkemizde çarpık bir uygulama var. Uyanık erkekler İslam hukukuna göre şimdi mal paylaşımını istiyorlar. İslam hukukunun olmadığı bir yerde mal paylaşımı oranın hukukuna göre olur. Hiç kimse kendince kendi kendine uyanıklık yapmayacak. Türkiye'de İslam hukuku yok. Mal paylaşımında da İslam hukukuna göre davranılmayacak. Yoksa bu noktada hakkaniyetsizlik olur. Kaderle kişinin seçimler arasındaki farkı açıklar mısınız? Doğmamız kader. Ölümümüz kader. Gözümüzün önde olması kader. Burnumuzun ensemizde olmaması kader.
ağzımızın tepede olmaması kader. Benim buraya gelmem cüz-i irade. Buradaki konuştuklarım cüz-i irade. Benim seçimim. Benim seçimim. Bundan sorumluyum. İmtihanın sırrı bu. Ben seçimlerimden sorumluyum. Seçtiklerimden sorumluyum. Sevdiklerimden sorumluyum. Sorumluyum. İmtihanın sırrı bu. Seçtiklerimizden sorumluyuz. Mükellefiz. Ben bir şeyden mükellef isem, onun sorumluluğu bana ait olması gerekir. Sorumluluk bana ait değilse, mükellefiyetlik cezası bana aitse, onda bir hukuksuzluk var demektir. Bu yazının altına imzayı ben atacaksam, bu yazıyı ben yazmış olmam lazım. Bu yazıyı ben yazmazsam, altına neden ben imza atıyorum ki o zaman? Hayır. O yüzden İmam-ı Azam Hazretlerinden tutun, Maturidilerin hepsi de İmam-ı Nesefi dahil buna, cüz-i iradeye önem vermişler. Cüz-i iradesiz bir hayat düşünülemez. Hatta ben derim ki biz rüzgarın önünde yaprak değiliz. Biz aynı zamanda da makine değiliz. Bir torna tesviye makinesi düşünün. Şimdi tabii son sistemler oldu. Bizim zamanımızda son sistem yoktu. Ölçer bilçer ona göre işte iş yapardın. Öyle kodlayıp girmek yoktu bizim zamanımızda. Biz bir makine değiliz, insanız. O yüzden de yaptıklarımızdan biz sorumluyuz. Yaptıklarımızdan hesaba çekilecek olan biziz. O yüzden tövbe ederiz. O yüzden ama yaptıklarımızdan cezaya tövbe etmezsek ama yaptıklarımızdan mükafata nail oluruz. Hocam beni yanlış anlamayın, dış ülkelere yapılan yardımlarda değilim, ancak sokaklarda hala aç yatan insanlarımız varken bizim tüm potansiyelimizi kendi insanımızdan fazla dışarıya yönetmemiz ne kadar doğru? Buna ben katılıyorum. Evet. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Önce bizde böyle bir İslam dünyasında böyle bir nefis var. Yani biz zekatı işte kendi köyümüze göndermeye çalışırız. Kamyonların üzerine yükleriz, şimdi olmuyor. Önünde de yazarız örneğin işte kendi nefsimi koyarım. Mustafa Özbağ zekatıdır. Bu ne ya? Yok İslam'da. Bizim patronlarımız vardır. Yanında asgari ücrette çalışır işçiler. Asgari ücrette çalışan bir işçi fakir hükmündedir. Önce zekatı onlara dağıtmaları gerekir. Patron otursa, zekatını hesaplasa, birinci derecede işçilerine dağıtmış olsa, o işçilerin o patrona olan bakışı değişecektir. Biz öyle yapmayız. Burnumuzun ucundakini görmeyiz biz. Ya biz işte X vakfa göndeririz. X cemaate göndeririz. X tarikata göndeririz. Sebep? Orada baş köşeye oturacak o ya. Hoca efendi, şey efendi, işte adına ne denerse denin, ooo beyefendi hoş geldiniz diyecek ya ona. Biz bunun peşinden gidiyoruz. Allah bizi affetsin. Güzel bir şey. İnsanın etrafına yardımcı olması. Ama önce içeride bu meseleyi halledecek. Sizin ülkenizde hala da köprünün altında yatan insanlar var ise, sizin ülkenizde hala daha açlık sınırının altında yaşayan insanlarınız var ise, önce bu sosyal faciayı halletmeniz gerekir. Ben de öyle düşünüyorum. Günlük hayatta insanlar içerisinde edep ve ahlak kurallarının dışında hareket edenlerin buna özgürlük demesi, bunun yanında çarşaflı bir kimseyi ucub olarak görenlerin özgürlükten yana ne kadar bilgiye sahip olduğunu açıklar mısınız? Bu büyük bir handikap. Bizim ülkemizde ne yazık ki böyle bir kamplaşma, zıtlaşma oluştu. Bu istenilen bir şey değil. Gönlüm arzu ederdi ki insanlar bu kamplaşmaya, bu zıtlaşmaya mahal vermesinler.
bütün devlet yöneticilerinden tutup da yani halkımız da bu şeye müsaade etmesin. Hiç kimse bu noktada taraf olmasın. Ama ülke gerildi. Bu 28 Şubat'tan kalma bir şey. 28 Şubat'tan önce gerilmeye başlandı. 28 Şubat'ta bu suni gerginlik zirveye ulaştı. Ve 28 Şubat'tan sonra bu gerginlik bir türlü bitmedi. Bundan herkesin de faydalandığına inanıyorum. Bu gerginlikten faydalanıyor herkes. Bu gerginliğin tarafları var ülke içerisinde. Ülke içerisinde bu gerginlikten nemalananlar var. Bu nemalananlar bu taraflar her iki tarafta aşırı derecede bu meseleyi kaşıyorlar. Buna ne yazık ki Türkiye'deki cemaatlerin, tarikatların, dini oluşumların da katkıları var. Biz şöyle göremiyoruz meseleyi. Siz belki de beni eleştireceksiniz bu noktada ama mesela bunlar bizde okunmaz pek. Bu tip eserler de okunmaz. Biz bu tip düşünceler okumayız. Bizim bu noktada duruşumuz böyle ne yazık ki tarafkir bir duruşumuz vardır. Mesela İslam insanlara iki veçeden bakar. İki tip insan vardır. Bir, tebliği kabul etmiş olan insanlar. İki, tebliğe açık, tebliği kabul edecek olan insanlar. Bir, tebliği kabul etmiş o kimse. Yani İslam olmuş, Müslüman olmuş. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse o kimse İslam'dır, Müslüman'dır. Hanefi akaidçileri bu noktada İmam Maturidi, İmam Nesefi başta olmak üzere bir kimse La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği dil ile ikrar ettiyse biz onun İslam olduğunu kabul ederiz. O kimse İslam'dır. Amellerinde, fiiliyatlarında velev ki eksiklikler olsun o kimse İslam'dır. Kimsenin onun üzerinde İslam değilsin deme hükmüne, hakkına sahip değildir. O zaman o kimse İslam'sa o tebliği kabul etmiş. Ve o kimse Müslüman olmuş. Ona sadece İslam'ın bu noktada gerekleri, şartları neyse geri kalan din nasihattir noktasında nasihat edilecek o kimseye. İkinci zümre kimdi? İkinci zümre de bu tebliği kabul etmemiş olanlar. Tebliğe açık. Kabul edip etmediği önemli değil. Tebliğe açık, tebliğ edilmesi gereken insanlar. Şöyle düşünün. Siz birisine İslam'ı tebliğ etme gibi bir derdiniz olsa, böyle bir düşünceniz olsa siz ona sert davranabilir misiniz? Bu benim sözüm kendisine ehli tarikat, ehli cemaat, ehli müslim olup görüp de kendisini öyle görmeyenlere saldıranlar için geçerli. Çok açık konuşacağım, hakkınızı helal edin. Yani siz başı açık bir kız arkadaşınıza ötelersiniz, ona bir şey anlatabilir misiniz? Onu karşı safınıza koyup yumruk vurmaya başladığınızda ona neyi anlatabilirsiniz? Veyahut da bir Hristiyan bir kimseyi düşünün. Ona bir şey anlatacaksanız onu döverek bir şey anlatabilir misiniz? Ona laf sokuşturaraktan, laf ataraktan, çemkirerekten, yani sen ne ki dinin diyerekten, kim İsa haşa diyerekten ona doğruyu anlatabilir misiniz? Hani biz son ümmettik, iyiliği emreder, kötülükten nehyederdik. Hani biz son ümmettik, müjdeci bir peygamberin ümmetiydik. Bütün insanlığa müjde olarak gönderilmiştik. Bütün insanlığa müjde olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmeti olarak biz kiminle dövüşebiliriz bir derdimiz varsa anlatılacak?
tebliğ edilecek bir kelimemiz varsa biz nasıl kavga ederekten anlatabiliriz bunu? Evet, özgürlük deyip onlar bizim kutsal değerlerimize ve kutsalımıza saldıracaklar. Biz saldıramayız. Sizin dininiz size saldırmayı emretmez. Hani geldi ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ağacın dibinde uyukluyordu. Onun kılıcını aldı, boynuna koydu. Dedi, kalk, seni elimden kim kurtaracak şimdi? Hazreti Muhammed Mustafa, Allah dedi, kılıcını düşürdü o kimse. Aldı eline kılıcını Hazreti Muhammed Mustafa. Şimdi seni kim elimden kurtaracak dedi. Verdiği cevap muhteşem. Dedi ki, ben bana yakışanı yaptım. Sen de sana yakışanı yap. Affettim seni dedi, hadi git kavmine. O kimse kavmine gitti. Dedi ki, vallahi ben dünyanın en iyi insanı, en merhametli, en şefkatlisiyle tanıştım bugün. Bütün kavmini İslam etti. Siz yapamazsınız. Evet. Onun sırtına deve işkembesi koydular. Ne yaptı? Kimin sırtına deve işkembesi koydu? Mekke fethedildiğinde deve işkembesi koyanlar gelsin benim karşıma sıralansın, onları katledeceğim mi dedi. Evet, onlar özgürlük adına bize söylemedik laf bırakmayacaklar. Biz söyleyemeyeceğiz. Kur'an ve sünnet ahlakına sahip olanlar şöyle düşünecekler. Taif'te taş yağmurunun altında kalan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onlar bilmiyorlar ya Rabbi diyordu. Bilmiyorlar. O yüzden asla bu noktada beni eleştirebilirsiniz. Nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Siz Müslümanları zayıflatıyorsunuz. İbareler bunlar. Siz Müslümanları zayıflatıyorsunuz. Siz Müslümanları pısırıklaştırıyorsunuz. Bir çiçek yetiştiriyorsanız, bir çiçek yetiştiriyorsanız, aman ona bir şey olmasın diye etrafında pervane dönersiniz. Ben İzmir Bayındırlıyım. Arada söylüyorum. Bizim orada halk tabirleri vardır. Böyle birisi bir gaddarlık yapınca sorun bakalım bir fidan yetiştirmiş mi o derler. Sorun bakalım bir tavuk bakmış mı o kümesinde derler. Tavuk kümesinde bir tavuk bakan merhametli olur çünkü bunun gibi. Müslüman bir bayan evlilik kriteri nedir? Erkek üstün olmak. Erkeğe üstün olmak deniyor. Bu üstünlükle ne kastediliyor? Anlayamadım bunu. Evlilik kriteri. Siz dindar olanı seçiniz demiş. En önemli kriter bu. Dindar olanı seçmek. Dindar olanı seçmenin de en önemli kriteri güzel ahlak. Bayanlar, güzel ahlaklı bir erkek seçin. Şefkatli ve merhametli olsun. Bir erkeğin en önemli özelliği şefkatli ve merhametli olsun. Eğer bir erkeğin şefkati ve merhameti yoksa, istediği kadar sizi seviyorum deyip parandeler atsın. Yalan. Meşhur ya benim yalan sözüm, yalan. Benim size sorum demeyeyim. İzmir Bayındır'da dayınızın oğluna kız görmeye sabahleyin gitmişlerdi. Anneniz yarıda bırakmıştınız. Bir daha haki geçişte tamamını anlatırım demiştiniz. Ya ben bunu anlatırsam yıkılacak burası şimdi. Bizimkilerin adetleri, gelenekleri, görenekleri müthiş bir şeydi ya. Evet, bir gün sabah namazından sonraydı, kız görmeye gittiler.
Dayımın bir tane pancar motoru var. İnsanlar bilirler, çok ses çıkarır çat 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 diye. Bunlar sabahleyin gitmişler kızın evine, güm 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 kapıya vuruyorlar tabii. Hoş dayımın gelişinden bütün mahalle değil, bayındır duyar zaten gidi gelişinden gidişinden. Bunlar gittiler sabahleyin erkenden. Kahvaltı nasıl hazırlanıyor? Hızla çıkıyor mu? Habersiz gelince neler çıktı, neler hazırlandı? Bunu denediler. Bununla kalmadı aile. Yani bulaştığına belki de 100.000 tövbe etmişlerdir de. Bununla kalsalar iyi. Bir gün akşam dayı, akşamüstü dayım çat 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 motorla gene geldi. Babam yok ya, annem bu noktada rahat, babamdan izin alma noktası yok. Bağırıyor, Neriman, Neriman, Neriman. Anneme dedim, ne oldu gene? Dedi, bugün gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedim ben. Gelinle yatmaya gidiyorum dedi. Sakın böyle ters bir ilişki olarak görmeyin. Yani gidiyor, onunla beraber ondan sonra aynı odada kalacak. Hatta aynı yatakta yatacak. Horluyor mu? Bedeni kokuyor mu? Ah yavrum ah. Siz şimdi çok kolay evleniyorsunuz. Uyur gezerliği var mı? Sayıklaması var mı? Böyle kaldım ben, annemi dinliyorum. Annem tabii ne yazık ki böyle bir gelin alamadı. O yüzden annem bu noktada bu adetleri, gelenekleri, ritüelleri yerine getiremediğinden üzgün ölmemiştir inşallah. Daha bitmiyor bu muhabbet. Sırası gelince anlatırım ben size. Benim annemin sülalesi Bayındır'ın yerlisi. Yaklaşık yani 200 yıllık orada, daha fazla belki de 250 yıllık denilebilir. Denizli'den gelmişler. Denizli'ye de Karaman'dan gelmişler. Karamanlılar. Osmanlı'ya kafa tutanlardan. O yüzden dedem Yunan'ı kovlayanlardan, öyle söyleyeyim. Yunan İzmir'i işgal edince dedemin hali vakti yerinde hemen Bayındır'ın yaslandığı bir dağ var. Komple zeytinlik, orası dedemin babasınınmış. Yanına 3-5 tane de 5-10 tane de kızan alıp dağa çıkılıp Yunan'a baskınlar yapan kimse. Elin ayağında körüklü çizmeleriyle öldü. Belinde silahıyla öldü. Artık yaşlandığında körüklü çizmeyle dışarıda yürüyemeyince çizmenin altını, topunu kestiler. O lastik giydi. Lastiğin içerisinde körüklü çizme, yine çizme cızırdıyor. Altına çiriş sürerler. Cazırt, cazırt, cazırt yürürken cazırtıyı duyarsın. Dedem gelirken bütün mahalle duyar. Dedemin bir çizmesinden, bir de bastonundan. Baston da ne? Java motosikletin paslanmaz egzozundan. Ağır, ucu sivri. Neden öyle? Birisi bir saldırmaya kalkarsa, o bastonu zaten vursa adam ölür kesin. Bastonu kaldırmak için kas yapman lazım. Dede normal bir tahtadan baston kullansaydın diye ancak ben söyleyebilirdim. Torunlardan hiç kimse böyle bir şey söyleyemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Dedem torunlardan birisine dese ki babanı döv, istisnasız döver torunlar. Dayımın torunu vardı, eğ kafanı dedi. Dayım eğdi kafasını, bir tane vurdu dayıma. İsterse eğmesin dayım. Dayım eğmezse ben oradayım zaten, bana yık dese yıkarım ben. Kültür bu. O yüzden dedemin normalde bastonu dahi vurduğu zaman yere küt diye taştan ses çıkarıyor. Anneannem duyuyor onu 200-300 metreden. Çamaşır yıkanıyor diyelim ki, işte hazırlık yapılıyor. Böyle avlu geniş, avluda çamaşırlar var. Anneannem şunu söylüyor sadece. Çamaşırları ortadan kaldırın. Dedeniz geliyor. Genelkurmay başkanı ne ki ya? Dedemiz geliyor. Bütün çamaşırlar ortadan kaldırılıyor. Tekneler kenara çekiliyor. Yerler yıkanıyor sabunlu sular. Dedem geliyor. O en bahçenin giriş seremonisi, ritüel bu.
bahçeden girdi içeri. Bakın hiç şaşmaz, adım adımınadır. Ortaya geldiğinde, ben geldim, kapıya çıkın. Serenomi, herkes kapıya çıkıyor. Dedem geliyor, ne yapıyorsunuz? Ya meydanda çamaşır yıkıyor herkes. Hayır. Anneannem, çamaşır yıkıyorduk. Ha, iyi. Halbuki günler öncesinden bellidir. Bütün evin çamaşırı yıkanır. Anneannem temiz titiz, misafir çok geliyor. Kızlar toplanır. Böyle bir gün, iki gün bütün çarşaf, yorgan ne varsa yıkanır, temizlenir, paklanır, konulur. İki tane hanay oda var yukarıda, içinde banyoları var. Gelen misafir yatılı yatıyor. Öyle bir dede. Allah bizi affetsin. Allah onlara da rahmet eylesin. Yunan'ı kovalamışlar. Babası tık ses çıkarmamış. Bir parça satmış, kızanlar var, harcamış. Bir parça daha satmış, kızanlar var, harcamış. Yunan gittikten sonra da basmışlar Yunan'ın karakolunu, yollarını, askerlerini. Mücadele etmişler vatanı kurtarmak için. Anlatırken dedemin gözleri dışarı çıkardı. Bütün ortaokul ve liselilere ödevdi bu. Herkes heyetler halinde dedeme gelir. Bir tek dedem kaldıydı ayakta son zamanlarda. Yaşını bilmiyordu ama herhalde 100 küsur yaşında öldü. Yaşını şöyle hesaplıyordu. Yunan ondan sonra işte İzmir'e çıktığında ben işte 17 yaşındaydım. Yaş böyle hesaplanıyordu. İşte 17-18 deniliyordu filan, öyle hesaplıyordu. Kulağımızı haramdan nasıl koruyabiliriz? Bazen kalabalık ortamlardan kaçamıyoruz. Uyarmamıza rağmen dedikodu, iftira gibi durumlara devam ediyor insanlar. Kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz? Bu noktada Allah'ı zikredersiniz, kendinizi korursunuz. Bir şey üzerinden tecelli ederek bir kimseyle konuşması mümkün müdür? Anlayamadım soruyu tam. Neden aşık olamayız? Korkarız. Gerçekte korkarız. Aşık olduğumuzu zannetmek hoşumuza gider. O yüzden gerçekten aşık olamayız. Bize aşık olunmasını da istemeyiz. Çekemeyiz. Çekemeyiz. Olmayı bıraktık, olunmasına da müsaade etmeyiz. Ama hepimizde bir aşık ararız kendimize. Yani bütün şimdi erkeklere sorsam, size aşık bir kadını istemez misiniz? Uçar herkes, pırpır eder. Harika. Kendisine aşık bir erkek. Bu muhteşem bir şey gibi görünür. Asla 2 gün çekemezler. 2 gün. Kadınlar, erkeklerden kurtulmak istiyorsanız çok basit. Ben aşık oldum sana de, kapısında dur. O nereye gidiyorsa sen de onunla beraber, ben aşıkım sana geliyorum de, anında senden kurtulsun. Çok basit. Yani bir erkekten kurtulmak istiyorsunuz mu? Çok çok basit. Başla yanı başına. Sen nereye, ben oraya da. Bir gün fazla gelir. 2 gün koydum. Böyle biraz tolerans tanıdım. Erkekler, bir kızdan kurtulmak çok basit. Hem söyleyeceğiniz laf da basit. Sen benim aşkıma dayanamadın. 2 gün peşinden hiç ayrılman yeter. Çok basit. Bir kız geldi bizim dervişlerden. Efendim işte ben filanca, beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O bana aşık dedi. Ay dur dedim kızcağızım ya. Büyük laf bu dedim ya. Yok efendim, aşık bana dedi. Allah Allah dedim. Akşam neredeydin sen dedim ben. Evdeydim dedi. Aşkın neredeydi dedim.
O da evdeydi. Aynı evde miydiniz dedim ben. Hayır dedi. Ha sen annenin babanın evinde, o da annesinin babasının evinde. Öyle mi dedim ben? Evet dedi. Bu nasıl aşıklık dedim, sen orada ben burada. Bu kaldı. Aç şimdi telefon. De ki dedim ben. Aşkım ben senin yanına geliyorum. Bu senin sevgine daha fazla dayanamayacağım. Açtı telefon yanımda. Dedi şimdi o çok emin. Merhaba merhaba. Aşkım dedi ben senin yanına geliyorum. Bundan sonra senden hiç ayrılmak istemiyorum. Bitti dedi buraya kadar. Ben asla bir daha babamın evine gitmek istemiyorum. Ya bunu bir daha düşünsek. Sesi duyuyorum. İyi düşündün mü? Hazır mısın? Ya ben kendimi çok hazır hissetmiyorum da. Biz onu yapamayız ki. Biz bunu, bu öğretiyi almadık. Bir, bize bu ağır gelir. Biz ne aşık olabiliriz, ne de bir aşığı taşıyabiliriz. Mümkün değil o. O yüzden bizim için en güzeli bu. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Birbirimize göresimiz geldiğinde, aa gel hadi kafeye gidelim biraz çay içelim, gidelim çay içelim. Ay ne kadar çok birbirimizi seviyoruz biz. Ne kadar birbirimize aşıkız, harikayız. Hadi, bitti. Olamayız ki. Gönülden sevdiğimiz bir kişiye Allah'ın emirlerini tam anlamıyla yerine getirmediğinden ondan vazgeçmemiz, vazgeçmek midir? Asıl yoksa çok seviyoruz diye ona Rabbini hatırlatmak mıdır doğru olan? Demek ki sevdiğiniz kimsede eksiklikler görüyorsunuz. Bu nasıl sevmekse? Bunları en fazla erkekler yapar. Aşkım seni çok seviyorum, örtünmen lazım. Aşkım seni çok seviyorum, namaz kılman lazım. Aşkım seni çok seviyorum ama benim ailem seni böyle kabul etmez. Ne yapmamız lazım? Örtüneceksin, değişeceksin. Öyle değil mi? Hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, aşığın gözü kör, kulakları sağırdır. Biz sevdiğimizde bir eksiklik görüyorsak, o zaman bu adı aşk değil bunun. Ya muhabbet etmek. Biz muhabbet etmek olarak alalım. Peygamberimiz Hilton'a girmezdi ama kölesi vardı. Din derslerinde bize peygamberimizin kölesine iyi davrandığı, işlerini kendi yaptığını öğretildi. Oysa peygamberin her türlü insan sömürüsüne karşı bir duruş sergilemesi gerekmez miydi? Gerekti zaten. O yüzden köleliği kaldırdı Hazreti Muhammed Mustafa. Kölesi diye nitelendirdiğimiz Hazreti Enes radıyallahu anh hazretleri ise onu annesi getirmişti ona hizmet etmesi için. Çocuk yaşta. Hem de dinini öğrensin diye. O yüzden köleliği ortadan kaldıran İslam'dır. Bunu yerli yerine koyalım. İlk köle azat eden İslam'dır. Ama bir topluluk düşünün. Burası sanayi yatağı, öyle değil mi? İzmit'ten buraya kadar. Bütün fabrikaların bir anda şalter indirip bütün işçilerini dışarı çıkardığınızı düşünün. Sosyal faciayı hesap edebiliyor musunuz? Ne kadar fabrika var, bütün herkes çalışanlarının işine son verdi. Mesela Cavit Çağlar'ın devleti fabrikalarını kapatmakla tehdit ettiğini biliyor musunuz? Vergi dairesi soruşturmasıyla alakalı Cavit Çağlar'ı polis karakoluna götürdüklerinde bütün işçiler, mesaisi biten işçiler önce polis karakolunun önüne, emniyetin önüne şeye geldiler, mitinge. Ve şunu söylemiş içeride.
Eğer bu gece beni bırakmazsanız bütün fabrikalardaki işçilerin işine son verip hepsini de işten çıkaracağım. Bir sistem düşünün Mekke'de ve Medine'de. Herkesin yanında köleler var. Birden o kölelik sistemini kaldırdınız, bütün köleleri serbest ettiniz. Gidecekleri evleri, yiyecekleri ekmekleri, giyecekleri giysileri yok. Bu sosyal faciayı zaman içerisinde çözeceksiniz. Dövme yaptırmak günah mı? Evet. Dövme yaptırsak abdest tutmaz mı? Evet. Yani çünkü yaptırmamışsın daha, yaptırma. Dövmeyi yapan da yaptıran da Peygamber Efendimiz tarafından lanetlenmiştir diyorlar. Doğru mu? Evet. Allah muhafaza eylesin. Yaptıran ne olacak? Yaptıran tövbe edecek, abdestini alıp devam edecek. Şems'in İslam inanç anlayışını kısaca yorumlayıp şu anki Müslümanlıkla kıyaslarsak neredeyiz? Yani İslam'da geriye mi gidiyoruz, ileriye mi? Bu noktada İslam'da geriye gitmek, ileriye gitmek diye bir olgu yoktu. Herkes kendince kendi dini anlayışını ortaya koyuyor. Ama bu noktada Şems'in zamanıyla bugünkünün zamanı arasında çok fazla bir fark görmüyorum. Ve Müslümanlar açısından da bir fark görmüyorum. Şems'in din anlayışı sonuçta Kur'an ve sünnetin içindeydi, dışında da değildi. O yüzden Şemsettin-i Tebrizi Hazretleri'nin zamanında ne yaşanıyorsa bugün de yaşanıyor. Şehit olmak için Müslüman olmak mı gerekir? Evet. Çanakkale Savaşı'nda ölen anzaklar şehitlik mertebesine ulaşmış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Günah işlemekten nasıl uzak durulur? Uzak durmakla. Hayali hayali eserler vermek roman gibi günah mı? Hayır. Günlük hayatımızda vesveselerden nasıl kurtuluruz? Bu vesveseler inancımıza zarar verir mi? Çoğalırsa zarar verir. Vesvesenin durduğu noktaya, daireye göre. Bir şey vesvesese terk et onu. Namaz kılarken aklımıza namaz dışı şeylerin gelmesi namazı bozar mı? Bozmaz. Aklına gelmesi güzel bir şey. Demek ki iyi bir şey yapıyorsun ki şeytan aklına getiriyor. Dervişin derdi çok olur derler. Doğru mu? Dervişin derdi olmazsa derdi olsun diye ağlar çünkü. Dün akşam Bursa'da güzel bir sohbet vardı dertle alakalı. Bütün herkes dert sarhoş oldu, çıktı zaten. Dervişin derdi yoksa sıkıntı vardır. Derviş dert çeker. Dertsiz derviş, derviş değildir zaten. O yüzden ben arkadaşlara hep derim, buraya geliyorsunuz derviş olacak olan kardeşler için. Derdiniz yoksa burada dertlenirsiniz. Dertten kaçmak istiyorsanız bizden uzak durun. Evet, hatta buradaki herkes için geçerli. Dertten uzak olmak istiyorsanız bizden uzak durun. Gerçekten. Bunu latife olarak söylemiyorum. Bulur. Hayır. Efendim? Yok değil, zorunluluk yok. Hiç. Asla olmaz zaten. Neden? Evet, dervişlik demek derde... Ay, eyvallah. Bu noktada bir sıkıntı yok. Asla böyle bir şey yok. Asla hiçbir şekilde zorunluluk diye kastetmiyor. Aa, kim yapıyor ki onu? Estağfurullah, yok, yanlış anlamıyorum. Aa, rabıta da ondan istenmez ki. Estağfurullah.
Yok yok, hiç sıkıntı yok. Yani burada normalde anladım. Aynı şeyi bu. Aynı şeyi Allah'a en yakın kim? Kulum ve Allah'ın arasında kim? Kimse girmiyor zaten. Ama biz kendimiz mertebeler koyuyoruz. 7 kat mertebe, 8 kat mertebe, nefsin 7 mertebesi vesairesi. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de var. Emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye safiye. Kur'an-ı Kerim'de nefsin meratipleri var. Kur'an'da diyor ki mesela işte, ey mutmain olan nefis, Rabbine böyle dön. Ben insanı en güzel surette yarattım ama emmareden de aşağı iner. Ha, o zaman hayvandan aşağının mertebesini ne diyeceğiz adlandırırken? Hayır. Adı ne? İsim koyacağız ya. Ona Kur'an Emmare ismini koymuş. Yani o kimse insan görünümünde hayvan. Adı Emmare. Mesela ey tövbe eden, pişman olan nefis, levvame. Ayet de sabit. Bir şey ayet de sabitse ona eyvallah diyeceğiz. Ha, Cenab-ı Hak diyor ki siz sıddıklarla beraber olun. Sıddık hale gelin. Efendim? Salih kul olmak. Güzel. Salih kul olmanın yolu Kur'an ve sünnetten geçer. Bu. Bunun adına birisi de sufilik koymuş, dervişlik koymuş. Adına böyle bir şey koymuş. Demiş ki mesela Sünnet-i Resulullah, oruç 30 gün farz, öyle değil mi? Birisi gelmiş, ya Resulullah daha fazlasına gücüm yeter. Demiş ki ayın başında, ortasında, sonunda tut. Daha fazlasına da gücüm yeter. Pazartesi, perşembe tut. Daha fazlasına da gücüm yeter. Bir boş, bir dolu tut demiş. Bu da sana yeter, bu da Davud Aleyhisselam'ın orucudur demiş. Kaç tane oruç çıktı şimdi? Bir, 30 Ramazan, 2 başında, ortasında, sonunda, 3 pazartesi, perşembe, 4 bir boş, bir dolu. Bundan birisi dedi ki ben 30 Ramazan orucumu tutarım, 5 vakit farz namazımı kılarım, bu da bana yeter. Ayet-i hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki cennetlik birini görmek istiyorsanız buna bakın. Harika. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Birisi de dedi ki ben pazartesi, perşembe de oruç tutacağım. Allah'a daha yakın olmak istiyorum. Bunu engelleyen bir şey ne var? Yok. Bunun adına da biz örneğin. Birisi demiş ki sufilik budur ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin izinden gitmektir. Bunda bir sıkıntı var mı? Muhakkak. Derecesi çok önemli. Bunu kabul ediyorum. Amenna. Ne dediniz? İmanın derecesi çok önemli. Evet. Hazreti Ali diyor ki mesela etrafımıza bakalım, tefekkür yapalım. Bana kalkıp da şunu yapması gerekiyor ki diye. Ben her tarafımın ismini görüyorum diye. Mesele bu. Tefekkür edebiliyor muyum? Allah bütün nimetleriyle görüp de tefekkür edebiliyor muyum? İlla buna derece koymayınız olur mu? Sizce yoktur. İspat gerek var mı? Sizce yoktur. Sizce yok? Bence yok. Evet. İlhamdülillah Müslümanım. Eyvallah. Kim? Sizce mahsur var mı? Hiçbir mahsur yok. Ben o yüzden çok rahat kabul ediyorum ya. Tabii bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Ya normalde bir kimse, hatta siz Müslümanım değilseniz, değilim deseniz dahi benim için bir problem yok. Benim için problem yok. Ha, benim için yok. Birisi dese ki ben Müslüman değilim. Eyvallah.
Neden? Tamam, birisi ben Müslümanım değil, Müslüman değilim derse senin için neden problem var? Tamam, ben Müslüman değilim dediğimde bana tebliğ etmeyecek misiniz? Tamam, işte onu diyorum. Ben Müslüman değilim derse birisi, bizim için yine problem değil. Neden? Biz oturacağız ona, tebliğ edeceğiz o zaman. Yine oturacağız onunla konuşacağız. Estağfurullah, yok yok. Bizim sohbetlerimiz böyle diyalektik olarak gidiyor. Çünkü bazı şeyler soru cevap şeklinde geçiyor. Maalesef karşılık diyalektik de daha yerlere varacağımızı. Ben de zaten o yüzden devam ettiriyorum sohbeti. Bu noktada sıkıntım yok. Helal olsun, yok estağfurullah. Bizim sohbetlerimiz hep diyalektik üzerine. Bir problem yok. Yani diyalektik olmadıktan sonra bir yere zaten varılmaz. Evet, normal. Ama şunu kabul etmemizde fayda var. Bir kimse kendince dinini daha ince yerden, daha ince noktadan yaşamak isteyebilir. Bir kimse 5 vakit farz namazının üzerine namazlar kılmak isteyebilir. Bir kimse farz orucunun dışında oruçlar tutmak isteyebilir. Bir kimse nefsini terbiye etme adıyla kendince peygamberi metotları çıkarıp bu metotları uygulayabilir. Bu dinin içerisinde var olan bir şey. Ve bunun adına bir kimse, örneğin bir sufilik yolu diyebilir. Bunun adına işte ne bileyim bir dervişlik diyebilir. Bunun adına bir isim konulabilir bu. Burada normalde isimlere takılmaktan mana özüne bakmamız gerekir. Yani ismi bir kimse ben Müslümanım dedi. Harika. Biz onun imanıyla, Müslümanlığıyla tartışacak bir noktada değiliz. Bakın Müslümanım dedi. Bir kimse Müslümanım dediyse Müslümandır. Biz ona ben veya din adına birisi sen Müslüman değilsin deme noktasına sahip değil. Ama o kimse Müslümanım deyip her türlü haltı karıştırabilir. Adı da Müslüman ama. Biz ona Müslümanım dediği müddetçe biz onun diniyle, imanınla uğraşacak bir noktamız yok. Bakın, ismi bizi aldatmasın. Bu manada söylüyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, siz bir kişinin muamelesine bakınız. Biz onun muamelesine bakacağız. Eğer onunla birlik, beraberlik kuracaksak, muamelesi önemli bizim için. Lafzı değil. Yoksa Türkiye %95'i Müslüman ya. Öyle değil mi? %95'i Müslüman olan ülkede Müslümanlığa yakışmayacak onca şey oluyor mu? Oluyor. O zaman herkes kendince kendi Müslümanlığını bir gözden geçirmesi lazım. Kendince kendi inanışını bir gözden geçirmesi lazım. Kendince Müslümanlığı ne kadar bilip bilmediğini gözden geçirmesi lazım. Kendimizce. Bunun adına biz ne dersek diyelim. Bu yaşına kadar Müslüman yaşamış arkadaşım şu an Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ancak imana, kadere, dinlere inanmıyor. Sadece Allah var diyor. Olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapmamız gerekir? İman etmek kalbi bir mesele. Allah inancı soyut bir şey. Bir kimsenin Allah'ı kabul etmesi, dinleri kabul etmemesi de ayrı bir handikap. Ayrı bir handikap. Sizin o kimseye söyleyebilecek çok fazla bir şeyiniz yok. Yani o kimse Allah'ı kabul ediyor. Allah'ı kabul ettiğinde ona diyeceksiniz ki bana Allah'ı anlat. İman ettin, Allah'ı bana anlat. Ben de senin iman ettin Allah'a iman etmek istiyorum. Bana iman ettin Allah'ı anlat. Neye dayanaraktan anlatacaksın? Bir Allah inancı var. Eyvallah.
Tamam. Bana iman ettin, Allah'ı anlat. Yer mi, içer mi, uyur mu, uyumaz mı, yatar mı, kalkar mı? Ne yapar, ne iş yapar? Bütün dinlerle Allah inancını ayırdık. Allah inancını koyduk buraya. Burada. Soyut bir kavram. Allah'ı neye benzeteceğiz? Allah ne sence? Dini öğretilerin hepsini de sildik. O zaman Allah inancının bu noktada, soyut bir noktada boş olduğunu görecek. Bu yaşınıza kadar Allah'ı kendinize en yakın hissettiğiniz an. Hiç böyle tasnif etmediydim kendim üzerinde. Bilmiyorum ki ne diyebilirim bu konuda. En yakın olduğum an olarak. İslam'da da çok eşlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Kur'an 4'e kadar nikahlayabilirsiniz demiş. Aşağı indirmiş. Yani 4'te sınırlamış. Daha fazlayken ona bu açıdan bakacaksınız. Fazlalaştırmamış. Aşağı indirmiş. Herkes 8, 9, 10, 15, 20, 80 taneye kadar, 120 taneye kadar eşi olan bir toplumda 4'e indirmiş. Ardından Medine'deki ayet-i kerimede de 1'e indirmiş. Demiş ki sizin için tek eşlilik evladır. Buna tersinden bakaraktan gelin. Kölelik gibi. Bütün toplumda kölelik müessesesi var. Bunu zaman içerisinde siz yok ediyorsunuz. Bir sosyal faciaya sebebiyet vermeden. Bütün toplumda Mekke'de 120 tane, 70 tane, 80 tane, 60 tane, 20 tane, 30 tane sayısı belli olmayan eş var. Siz bunları önce 4'e indiriyorsunuz. Ondan sonra da sizin için en hayırlı tek eşliliktir diyorsunuz. Meseleye bu açıdan bakın. Tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de tarikat yok. Bir tane tarikat gösterin bana Türkiye'de. Adlarını sıralayabilirsiniz. Kadiri, Rufai, Bedevi, Dusiki, Şazeli, Nakşibendi, Mevlevi. Adına bir sürü isim koyabilirsiniz. Türkiye'de tarikat yok. Adı var sadece. Bakın adı var. Ne zamandan beri? Tekke ve zaviyeler kanunundan beri. Bunu böyle Cumhuriyet Savcısından çekindiğim için söylemiyorum. Öyle bir derdim yok. Savcılar beni tanır, ben savcılıkları tanırım. Hiçbir sıkıntımız yok. Davet ettiklerinde gideriz, ifademizi veririz. Bunu inanaraktan söylüyorum. Türkiye'de tarikat yok. İsimleri var. Siz şimdi şöyle diyorsunuz. Ya yapma, etme. Nakşibendi tarikatı var. İyi. Bana tekkesini gösterin. Bana kıyafetini gösterin. Bana zaviyesini gösterin. Bir yere tarikat diyebilmeniz için tekkesi olacak. Zaviye dedi, müritlerinin yaşayacağı, çileye gireceği yerleri, odaları, dershaneleri. Yok. Tekke ve zaviyeler kanunuyla kapatıldı. Zaten öncesinden de yoktu. Şimdi diyeceksiniz ki, ya işte duyuyoruz Nakşibendi tarikatı var. Onlar kendilerince o tarikat lafzıyla dine hizmet etmeye çalışan insanlar. Bu mümkün değil zaten. Şimdi beyefendi belki de itiraz edecek söylediğime de. Siz yani olabilir. Mesela burada ardından yazmışlar rabıta uygun mudur diye. Rabıtadan anladığınız ne? Şimdi rabıta genel olarak söylendiği şey ne? Yapılan şekliyle. Bir mürit oturuyor. Beyefendinin dediğini kabul etmiyorum. Öyle rabıta vereni de zannetmiyorum.
ama halk arasında öyle anlaşılabilir. Bir mürit oturuyor, şeyhini düşünüyor. Rabıtayı bunun dışında bilen var mı aranızda? Üniversite değil mi burası ya? Vallahi Tekke'de soraydım bunu bizim Bursa'da, bütün herkesin eli kalkardı, bir şeyler söylerdi herkes. Normalde halk arasında inanış bu değil mi? Yani halk arasındaki rabıta dendiğinde o kimsenin oturup şeyhini düşünmesi. Sorarım size, evli olanlar, hiç eşiniz aklınıza gelmez mi? Hiç çocuklarınız aklınıza gelmez mi? Anneler, asker olan evladınız aklınıza gelmez mi? Hasta bir yakınınız olsa aklınıza gelmez mi? Gençler, seviyorum diyorsunuz ya, hiç aklınıza gelmez mi sevdikleriniz? Yani bir kızı hayallemez misiniz hiç erkekler? Benim gençliğimde öyleydi, benim aklımda fikrimde o olurdu. Ben hiç aklımdan çıkarmazdım. Hocam beşeri bir bahsettik. Allah ile kul arası beşeri bir münasebet değil ama. Sakin ol. Allah ile kul arasında beşeri münasebetler gibi bir örnekle münasebet. Sakin ol. Sakin ol. Geleceğim senin dediğin yere. Hiç aklımıza gelmez mi? Öyle değil mi? Seviyoruz ya. Ya bir erkek düşün. Hiç kadın aklına gelmez mi sevdiği kadın? Bir kadın düşün. Hiç aklına gelmez mi erkek? Düşünmez mi onu? Seviyor çünkü. Seviyorsa bir kadın düşünmez mi? Ya sabahleyin kahvaltıda ne canı ister acaba? Aa, işte omlet. Ya bir omlet yapayım, içine de sucuk doğrayayım. Üzerinde kaşar atayım. Bir de katlayayım. Bir de tavada iki çevireyim ona. Yanına da bir limon koyayım. Üstüne de bir tane maydanoz ekleyeyim. Aşkım, kahvaltı hazır. Ya gerçekten bunu düşündüydüm. Erkeğin sözü bu. Muhteşem bir instantane değil mi? Sevmenin tecelliyatı. Eşlerinizi boşamayın böyle söyledikten sonra. Kadın seviyorsa adamın hayalini yakalamalı. Adam seviyorsa kadının hayalini yakalamalı. Bir kimse var, sufi, diyor ki ben Allah için seni seviyorum. Kim? Şeyhi. Kendi kendine düşünmez mi? Ne düşünüyor diye. Düşünür. Bir kimse Allah'ı çok seviyor. Harika. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini çok seviyor. Harika. Ey iman edenler, özür dilerim, toparlıyorum, baştan alıyorum. Ey Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Kime uyacak? Çok seven kimse Allah'ı, Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber'e uymak ve kendince ne yapardı diye düşünmek. Ben rabıtadan anladığımı anlatıyorum size. Kendince her daim Hazreti Muhammed-i Mustafa namazı nasıl kılardı acaba? Abdesti nasıl alırdı? Yolda nasıl yürürdü? Nasıl sohbet ederdi acaba? Nasıl tebessüm ederdi? Neye kızardı? Niye üzülürdü? Neye hicranını çekerdi? Neyin ümidinin peşindeydi? Bir kimse seviyorsa bunları düşünmez mi hiç? Benim için bu noktada gerçek rabıta, Allah'ı sevenler için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin neler, neyi, nasıl yaptığını düşünmek. Ve bunun üzerinde insanın kendisini odaklaması, Müslümanları düşünmesi, müminleri düşünmesi, bütün insanları düşünmesi ve insanları bu noktada daha iyiye, daha doğruya, daha güzele nasıl götürürümün çabasını vermesi. Ben şunu kabullenemiyorum kendimce. Rabıta
oturup sadece 15 dakika şeyhi düşünmek değildir. Efendim? Böyle bir benim bu noktada durduğum nokta, rabıta oturup da şeyhi 15 dakika düşünmek, 16 dakika olursa ne olacak? On dakika olursa ne olacak? Ama salihlerle beraber olun var ya, onunla beraber koşmak. Salihlerle beraber koşmak. Salihlerin derdiyle dertlenmek. Salihlerin aşkıyla aşklanmak. Bu ayetle sabit. Ama bunu da pay olarak koyalım ortaya. Seven sevdiğiyle olmak ister hep. Ve bunun için çaba gösterir ve seven sevdiğiyledir hadis-i şerif. O zaman bir kimse seviyorsa da o sevdiği hani şiirdeki gibi muh gibi aklına çakılmalı. Bu da harikulade bir şey. Böyle bir şeye de söyleyecek bir şeyim yok. O yüzden normalde benim kendimce, kendi dairemde rabıtayı işte oturup 10 dakika düşünmek olarak algılamıyorum. Hakkınızı helal edin. Birbirini seven iki insanın arasındaki sınır ne olmalıdır? Hiç görüşmemek mi gerekir herhangi bir söz, nişan ve evlilik olamıyorsa? Ben bunlara inanmıyorum hiç. Yani iki kişi birbirini seviyorsa ya neden ayrı duruyorlar ki? Bir erkek bir kadını çok seviyorsa harika. Gönder yavrum anneni babanı istet evlen. Kız da sen çok mu seviyorsun? Evet. Harika. Annene babana söyle. Ben bunu çok seviyorum. Beni bununla evlendirin de bitsin iş. Yok. Dertleri bu değil. Dertleri bu değil. O yüzden adı sevmek oluyor. Açık veya dar giyinen kadınlara karşı tutumumuz nasıl olmalıdır? Biz mi koşmalıyız, kaçmalıyız yoksa böyle giyinmeyin diye yalvaralım mı? Yalvar. Yalvar ne olursun böyle giyinme de. Siz bu sufilik yolunu nasıl ve ne zaman keşfettiniz? Size kim sufiliği tanıştırdı? Kimse tanıştırmadı. Ben kendimce, kendi dairemde kendimce. Önce Mesnevi okumaya başlamıştım. Sonra üstadıma bağlandım. Ama bu noktada kendi yaşadığım hayattan kendim geri dönmeye başladım bazı şeylerden. Ard ardına sıraladı Cenab-ı Hak. Kişi ailesinden birinin inancının zayıf olduğunu düşünüyorsa teşvik etmek için ne yapmalıdır? Hangi yolu izlemelidir? Normalde bir kimsenin inanç zayıflığını gördüğünüzde ona inançla alakalı bir şeyler tebliğ etmektense onun gözünün önünde yaşamayı tercih edin. Bir bayanın engelli çocuğu için aldığı parayı kendi hesabına aktarıyor. Bu bayana zekat düşüyor mu? Zekat düşüyorsa kendi eşine verebilir mi? Engelli çocuklarının yatırılan para eğer çocuk için yatırılıyorsa çocuğun hakkı. Eğer bakıyor diye bir kadına veya bir annesine yatırılıyorsa o annenin hakkı. Bu noktada nisap miktarı o kadının parası var ise ona zekat düşer. Eğer engelli çocuğun da nisap miktarı kadar parası olursa o paradan da ne yapılır? Velisi tarafından zekat verilir. İnsanlara haram ve helal kavramını Allah'ın peygamberleri mi karar verir? Evet. Cemil nerede? Saatim dolduğunda söyle. Süleyman Hilmi Tunağan Efendi cemaat hakkında ne düşünüyorsunuz? İsimler hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz. Süleyman Tunağan Hazretleri Kur'an'ın yasak olduğu zamanlarda Kur'an'a hizmet etmiş bir veli. Ama şu anda cemaat hakkında bir şey diyemem. Ateist bir insanın yanında mümin bir kişi nasıl davranmalıdır? Kadına bir erkek gibi midir yoksa örtünmeli mi? Normalde bu noktada kim ne inancına sahipse sahip olsun, siz dininizi yaşamaya gayret edin. Bırakın etrafınıza göre yaşamayı. Kendinize göre, kendi inancınızı, kendi imanınızı koyun ortaya.
Bahar şenliklerini doğru buluyor musunuz? Bahar şenliklerinde ne yapıldığını bilsem, bir şenliğe davet edin beni de, bir geleyim göreyim. Bir şeye tövbe ediyoruz fakat tövbe ettiğimiz yanlışı tekrarlıyoruz. Bunun günahı nedir? Daha sonra tekrar tövbe etmemiz kabul edilir mi? Tövbe edenlerin tövbelerini Cenab-ı Hak kabul eder. 1000 sefer tövbe şişesini kırsan da yine gel demiş. Unutulmuş bir sünneti hatırlattığınız kişi ona tepki verirse bunun hükmü nedir? Eğer ki kanıtlanmışsa herkes yapmıyor diye yapmaması günah olur mu? Sünneti işlememek bu noktada bazı sünnetler için bu söz konusu olabilir, hani şarttır. Ama bazı sünnetler için sünneti yaşayamadı diye o günaha girdi diyemeyiz. Namaz sırasında dua unutmak namaza tekrar başlamamızı gerektirir mi? Gerektirmez. Çünkü namazda okumak namazın farzı değildir. Mevlid kandili hakkında kısa bilgi verir misiniz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğumuyla alakalı. Kapaktan içmek ya da yemek kısmeti kapatır mı? Anneannem öyle der demiş. Burada bir hastalık var ama bu hastalığın ismini okuyamadık tam. Evlilikte annenin kız çocukları için süt hakkı istemesi doğru mudur? Böyle bir şey dinen uygun değil. Yıldıznamelere baktırmak dinen uygun mudur? Hayır. İstihareye yatmak uygun mudur? Evet. Evlilik, okul, hayat için demiş. İstihare vardır sünnette. Bankalarda çalışmak doğru olur mu? Parantez içerisinde faiz. Bankalarda çalışanlar, faizde de maliyede çalışanlar ne? Poliste çalışanlar ne? Öğretmenler ne? Hepsi de aynı devletten maaş almıyorlar mı? Devletin faizden gelirleri yok mu? Tamam mıyız? Bir bayan olarak mesleğimden ötürü erkeklerin arasında bulunmak zorunda kalıyorum. Yakın bir temas olmasa da gözlerin üzerinde olması yönünde din açısından ne düşünüyorsunuz? Ben normalde bayanların çalışmasıyla alakalı gönlüm arzu eder ki onlar böyle Kur'an ve sünnete daha uygun işlerde çalışsınlar. Ama birisine çalışma diyemiyorum ekonomik şartlardan dolayı. Fakat kendince kendisini muhafaza etmeye gayret etsin. İnsanlar için yaratıcı ve yaratmak kelimelerini kullanmak uygun mudur? Sufiler açısından bu uygundur. Çünkü bir fiiliyatın üzerinde iki tecelliyat vardır. İki tecelliyattan birisi insana aittir. Onu ister. Yaratma Allah'a aittir. Allah onu yaratır. O yüzden fiiliyatın üzerinde insanın da etkisi vardır. Bu tam böyle fiiliyatı yaratma açısından değil, istem açısındandır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Karıncaları öldürmek, bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Ben kendimi sürekli askerde okuyamadım. Ehl-i Beyt'ten 12. imam olan Muhammed Mehdi hakkında olan hadisler günümüzde olan İsa aleyhisselam Mehdi olarak gelmesiyle ilişkisi nedir? O normalde Muhammed Mehdi bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin soyundan gelecek. Kıyamete yakın gelecek. O zuhur ettikten sonra da İsa aleyhisselam zuhur edecek. Yani dünya üzerine indirilecek. Bizim inancımız bu noktada. Peygamber Efendimizin de kedisi vardı. Peki kedinin dinimizce farklı bir yeri var mı ya da yerine? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kedisinin olduğunu bilmiyorum ama Ebu Hureyre ismi kedilerin babasıydı. Ebu Hureyre bu nokta kedileri bakar, kedileri beslerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de onu bundan nehyetmedi. Nefsi temizlemedeki en önemli başlangıç nedir? Tövbe etmektir. Enam suresi
kaçıncı ayet bilmiyorum, şöyle diyordu: biz onların kalplerini körelttik, gözlerini mühürledik, kulaklarını sağır ettik onlar inanmayanlara. Ne yaparsanız yapın inanmazlar. Allah isteseydi inanırdı. E madem öyle, o zaman inanmayanlar hor görmemek lazım. Çünkü Allah isteseydi inanırlardı. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Bu ayeti kerimeyi böyle kendilerince mealinden alıp böyle okurlar. Ayeti kerimenin meali böyledir ama meal olarak bunda sıkıntı var. Normalde bir kimsenin gözünün kör olması o kimsenin körlük yapmasındandır. Kalbinin mühürlenmesi imana karşı çıktığından dolayıdır. O yüzden o kimse Kur'an ve sünnetin dışında bir davranışlarından ve inancından dolayı bunlar olur. Allah böyle istediği için olmaz. O kimse bu yolu yürür. Alevilere kız vermeme ve onların evlerinde pişen yemekleri yememe gibi bir söylentinin gerçeklik payı nedir? Bilmiyorum, benim arkadaşlarım vardı, yer içerdik biz. Geçen sohbetlerinizde Ebu Hanife'yi Türk dediniz. Acaba Afgan değil mi? Ebu Hanife'nin babası Afganistan'dan Arabistan'a hicret etmemiştir acaba? Bilmiyorum, bakmak lazım yeniden, olabilir. Ben bazı hadislerin yorumlarını Kur'an'a aykırı olduğunu düşünüyorum. Örneğin dinden çıkanı öldürün diye bir hadis var. Ancak Kur'an'da önce iman edip sonra inkar edenler, sonra tekrar iman edip tekrar imar edenler, okuyamadım. Yazı vallahi tıpta okuyan kardeşlerin yazısı gibi. Geçen programı seviyorsanız gidin söyleyin dediniz. Program sonrası sevdiğimi söyledim. O da seviyormuş ama korkuyormuş. Korkusunu yensin gelsin. Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Ve kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah hiçbir zaman kullarına zulmetmez. Ayetini tefsir eder misiniz? Ayet meydanda. Kamuda maalesef hemşericilik gibi durumlarda nasıl baş edilir? Baş edebilse ülke kalkınacak. O yüzden ne yazık ki baş edemiyoruz. Hiç Müslümanlık ile tanışmamış birinin sorguya ve suale mensup olmadı mı cennete girecek? Evet. Hiç cehenneme gitmeden mi gidecek? Evet. Hakkınızı helal edin. Herhalde buradaki son program bu dönem için. Bir dahaki dönem olur olmaz bilmiyorum. Cenab-ı Hak inşallah cümlemiz birbirinden faydalanmayı nasip eylesin. El-Fatiha ve salavat. Amin.